Max ekranlarından bir kez daha merhabalar değerli izleyiciler. Konuk evi programı ile birlikteyiz. Programımıza hoş geldiniz diyoruz öncelikle siz değerli izleyicilerimize ve konuk evi programında bildiğiniz gibi hafta içi her gün sizlerle oluyoruz ve değerli konuklarımızı ağırlıyoruz. Farklı farklı konular hakkında sohbetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bugün de Kurban Bayramı'na yaklaştığımız bugünlerde Veteriner Hekimler Odası Başkanı Sayın Mahmut Çetinkaya'yı ağırlayacağız stüdyomuzda ve kendisiyle sohbetimizi gerçekleştireceğiz. Hoş geldiniz öncelikle Mahmut Bey. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz davetimizi kırmadığınız için. Artık iyice yaklaştık bayrama. O yüzden çok önemli anlatacaklarınız bizler için, bizleri izleyenler için. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz burada olduğunuz için. Ben teşekkür ediyorum. Bizi ekranların başında izleyen tüm vatandaşlarımın yaklaşan Kurban Bayramı'nı şimdiden kutlamak istiyorum. İslam aleminin önemli günlerinden birisi, önce kutlandığımız Ramazan Bayramı, şimdi de yaklaşan Kurban Bayramı, yani Salı günü idrak edeceğiz. Kurban Bayramı'nda halkımızın kurban vazifesini sağlıklı bir şekilde yerine getirmesi için ve dini vecibelerini ifade etmelerini, huzur içinde yaşamalarını ben temenni ediyorum. Genelde her yıl kurban öncesi ve sonrası yaşanan bir takım olaylar hem basında yer alır. Bu haberler kurban kesen insanların bu görevi, yani layıkıyla yerine getirmelerinin getirip huzurlu yaşamamaklarına neden olmaktadır. Değil mi? Olumsuzluklar yaşanıyor ne yazık ki. Çünkü yıllar önce bu olumsuzluklar daha fazlaydı. Zaman içerisinde basının da duyarlı olması, vatandaşların da özen göstermesiyle özellikle illerde kurban komisyonlarının aldığı kararlara uyulması kaydıyla bu tip olaylar azalmaya başladı. Büyük ihtimalle gelecek kurbanlarda daha da az seviyeye inecek diye gözüküyor bizim açımızdan. Evet, tabii ki bu çok önemli. Sizin verdiğiniz bilgiler ışığında da aslında bir ilerleme söz konusu. Sizin de belirttiğiniz gibi geçmiş şey kıyasla. Umarız ilerleyen zamanda hiçbir şekilde olumsuzluklar söz konusu olmaz. Yani ileride de bahsedeceğim yine onlardan. Genelde caddelerde, bahçelerde, sağlıksız ortamlarda çok kurban kesimleri oluyordu. Bunun sosyal boyutunun yanında çocukların da bu tip şeylerde olmaları. Psikolojik de bir boyutu var bu durumun. Çocukların izlemesi. Bunlara da değineceğiz sanıyorum, değil mi? Bunlar da çok önemli çünkü. Evet. Olabildiğince uzak durmalarında çocukların, uzak tutulmalarında mutlaka ki fayda var. Kurban kesilirken özellikle sanıyorum, değil mi? Evet, çünkü küçük yaştaki çocuklar, çünkü sonuçta bir kan görüyor burada. Bu da çocukların psikolojisine yansıdığı için ileri yaşlarında farklı boyutlar şekilleniyor. Bir de Kurban Bayramı'nda yaklaşık 600-700 bin civarında büyükbaş hayvan, yine 2-2,5 milyona yakın küçükbaş hayvan kurbanda taşınır, taşınması, pazarlanması, satışı ile ilgili kesim ve tüketimini kapsayan zamanı çok sınırlı bir organizasyondur. Çünkü genelde baktığınızda az değil, yaklaşık 600-700, bazen işte 800 olabilir. 2 milyona yakın da küçükbaş hayvanın kurban 4 gün olmasına rağmen genelde 1-2, 1. Evet, ve 2. günler, ilk gün, değil mi? İlk gün çok yoğun olur. 2. günlere çok genelde büyük şehirlerde sarkma olur ama köy ve küçük şehirlerde ilk gün kesilir. Bu da süre kısıtlı olduğu için, zamanda az olduğu için çok sıkıntısı olan bir organizasyondur bu. Evet. Bunu tabii organizasyonu çok başarılı da yapmak için mücadele veriliyor ama yine de genelde köylerde bir takım kazalar falan olması çok normal gözüküyor. Tabii olmaması temennimiz. Evet. Ayrıca üreticilerimizin yetiştikleri hayvanları uygun şartlarda satabilmeleri de çok önemli. Çünkü vatandaş hayvanını besler, kurbanda değerlendirmeye çalışır. Evet, genellikle doğu illerinden, değil mi? Batıya bir geliş söz konusudur. Sanırım doğuda daha çok yetiştirildiği için büyükbaş hayvan özellikle. Doğu ve Güneydoğu bölgesi Türkiye genelinde baktığımızda hayvancılığın en yüksek olduğu bölgeler. Evet. Halkımızda da bir beklenti vardır. Kurbanda ister istemez et fiyatları normal seyrinden biraz daha yüksek olur. Bunu değerlendirmek isterler. Ne yaparlar? Kendi şehirlerinden işte batıya kadar
göç bir şeyi, sirkülasyonu evet, olur. Orada konaklamaya başlıyorlar belli bir süre. Evet, şimdi buradaki sıkıntı, halkımız çoğu bunu görmeyebilir. Bu hayvan hareketleri dolayısıyla diğer illerde hastalıklı bir hayvan başka ile geçtiği zaman hastalıksız olan bölgelerde hastalığın yayılmasına neden olur. Evet. Çünkü kurban bu yönden çok önemlidir. Çünkü hayvan nakilleri, hayvan hareketlerinden dolayı istemediğimiz bazı hastalıklar şekillenebilir. Ya bunun için de ne gerekli? Son zamanlarda hem Gıda ve Tarım Hayvancılık Bakanlığı bu yönde çok büyük önlemlerini aldıkları için zaten veteriner hekim kontrolünde hayvanların sevki gerçekleşiyor. Evet, küpe uygulaması önemli evet, yorumlardan yani biri. Küpesi, pasaportu hepsi işte vatandaş da zaman süreç içerisinde artık buna da alışmaya başladı. Yani bu her geçen gün sorunlar artma eğiliminde değil de bizim gördüğümüz açımızdan azalma eğilimi evet. Trendine girmiş gözüküyor. Onu bir de bu sirkülasyon esnasında hayvanların gittiği yerlerdeki kaldığı mekanların işte temizliği de çok önemlidir. Çünkü halk sağlığı, hayvan sağlığı, hayvan refahı ve çevre temizliği çok önemli. Çünkü bu çevre hijyenini sağlamadığınız sürece, çünkü 10 gün önceden hayvanların nakil olduğunu düşünelim. Kurbanın ikinci gününden sonra da satılanlar satıldı, satılmayanların geri dönüş olduğunu düşündüğümüz zaman oranın temizliği çok önemli. Buradaki görev de yerel yönetimlere düşüyor. O da oranın evet, belediyelerine. Günler öncesinden başlıyor evet. Ama yine de bazı olumsuzluklarla karşılaşılmıyor değil ne yazık ki. Çünkü insan faktörü olduğu evet. Her yerde önlemlerini işte dört dörtlük de alsanız mutlaka bir yerde küçük de bir şey şekilleniyor. Amacımız tabii bunun olmaması. Ama bizim gördüğümüz kadarıyla bu her geçen yıl daha düzenli bir hale doğru ilerlemeye başladı. Çünkü yıllar önce belki hatırlarsınız bir İstanbul'da kurban sonrası denizin belli bir kesiminin renginin kırmızı olduğunu işte gazeteden, basından, televizyonda hep görmüştük. Temennimiz bunları yaşamamak. Evet. İnşallah bu şekilde halkımıza huzurlu bir şekilde bir kurban bayramı geçirmelerini ben şimdiden temenni ediyorum. Bir de yine vatandaşların kurban alırken dikkat etmesi gereken bir takım evet, hususlar var. Bunlardan da bahsedeyim biraz. Veteriner sağlık raporu mutlaka olması gerekiyor. Evet. Küpesiz, demin bahsettiğiniz gibi küpesi ve kimliği yani pasaportu bulunmayan, çok zayıf, ondan sonra gebe olan hayvan, yeni doğum yapmış olan, çok genç ve etleri olgunlaşmamış olan, tüyleri karışık, baktığınızda mat olan, hayvanın bakışları, dış görünüşü cansız olan, yine hayvanda salya akıntısı, burun akıntısı ve pis kokulu ishali olan, çevreye karşı aşırı tepkili yani hırçın olan, duyarsız olan hayvanları almamalarını gerekmektedir. Yani kurbanın şeylerinden. Zaten hangi hayvanların kurban edileceğini halkımız çok iyi bir şekilde biliyor zaten. Ama bunlara dikkat ederlerse en azından hem dini yönden hem de alacak oldukları hayvan sağlıklı olur. Kurban sonrası işte yine ileride bahsedeceğim bir takım şekillenecek olan hastalıklar da yaşanmamış olur. Evet, böyle hastalıkların da önüne geçebilmek için evet. Noktalara özellikle dikkat etmekte fayda var. Özellikle işte bu hastalıklar hayvanlardan insanlara geçen yaklaşık 200'e yakın zoonoz karakteri dediğimiz hastalıklar bulunmaktadır. Evet, yani hayvanların arasında bu hastalıkların yayılacağı gibi insanlara geçme ihtimali olan işte hastalıklar da var. Özellikle bu kurbanda bunlar daha çok yayılma riski evet. Var. İşte o da zaten hayvanlardan insanlara geçen bu hastalıklar özellikle kurban döneminde görülme sıklığı yaklaşık %25-%30 civarında bir artma seyreder. Evet. İşte bunun önüne geçmek için işte yukarıda bahsettiğim gibi bu olumsuzlukları olmayan, İşte sağlıklı hayvanları alırlarsa, yani sağlıklı hayvan dediğimizde hastalıklı hayvanları alırlarsa bu da ne olacak? İşte veteriner hekim tarafından sağlam raporu olan hayvanlarda evet. Bir sıkıntı hiçbir zaman olmaz. Yani. Bunlara çok dikkat etmemiz gerekir. Özellikle insan ve hayvan sağlığını ilgilendiren işte bakteriyel, viral, parazitler ve mantar hastalıkları da
seyretmektedir. Bunlar da çok önemlidir. İleride büyük problemlere yol açar. Yine bu hastalıkların hayvanlarda verim düşüklüklerine, ölümlere yol açarak buna paralelinden ülke ekonomisi açısından da çok önemli kayıplar şekillenmiştir. Evet. Çünkü hastalıklı hayvan kurban olamayacağı gibi vatandaş hayvanı beslemiş, sonuçta bir umutla satıp bir para kazanacak. Hastalıklı olduğuna göre para kazanamadığı gibi hem kendisi kaybedecek hem de ülke ekonomisi kaybetmiş olacak. Evet. Bu çok önemli. İkisi birbirine paralel giden bir şey. Ondan sonra kesim öncesi ve kesim sonrası gereken kontrol ve hijyen kurallarına çok dikkat etmek gerekir. Çünkü niye bu çok önemli? Hayvanlara ait etlerin tüketiminde, yani saklanması, hazırlanması, pişirmesi gerekli hassasiyet gösterilmediği takdirde sonuçta tüberküloz, brucellöz, şarbon, toksoplazmoz, tenya yani şerit denilen halk arasında kistitatik en çok insanlar bunu çok iyi bilir gibi hastalıktan yayılmasını önlenmesiyle çok sayıda insan bu hastalıklara yakalanmasını ne olur engellemiş oluruz yani. Şey çok önemli. Hem dikkat, hem hijyen, hem de sağlıklı hayvan seçimi çok önemli burada. Evet, bu noktalara özellikle dikkat edilmesinde fayda var. Kurbanlık alacak kişilere evet, duyurmuş olalım. Evet, yani şey çok önemli. Sağlıklı olduğuna, güvendiği. Zaten son zamanlarda büyük şehirlerde eskisi kadar böyle köylerde, sokak ortalarında, caddelerde pek kesim yapılmıyor. Evet. Genelde büyük bir organizasyonlar, bazı kişiler kesim organizasyonu yapıyor. İşte kurbanlık şeyleri toplu bir yerde olduğu için vatandaş gidip orada görüp işte hayvanını seçebiliyor ve kesimi de daralıyor. Zaten ileride kesimin nerede yapılacak olduklarından da bahsedeceğim. Evet, Samsun'da da bunun için hazırlıklar yapıldığını biliyoruz. Hepsi yapılmış o konuda. Çünkü her yıl işte kurban komisyonu kurulur valilikte. Gerekli önlemleri alınır. Kesimi yapacak olduğu yerler belirlenir. Hayvan pazarları belirlenir. Ha, bizim buradaki şeyimiz, temennimiz hayvan pazarlarının sayısının çok fazla olması değil, daha az olması. Çünkü nerede pazar varsa, ne kadar önlem alırsa alınsın, mutlaka orada bir sorun çıkar. Çünkü bir kirlilik oluşacak, çevre kirliliği. Bir hastalık bir yerden geldiğinde oradaki sağlam hayvanlara geçme riski olacak. Onun için pazar sayısı ne kadar az olursa hem kontrolü hem denetimi daha kolay olacak. Olur. Bir hastalığın da oradan yayılmasının önlenmesi de daha da kolay olur. Onun evet. için genelde Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı'ndan ruhsatlı mezbahanelerde ve kesimhanelerde artı bu komisyon tarafından belirlenen geçici kesim yerlerinde vatandaşların kurbanlarını kestirmelerini ben öneriyorum. Ha, bunun dışında köylerde tabii bahçesinde de mutlaka kesim yapacak insanlar vardır. Ama bu son zamanlarda hep görürüz. Kurbanda işte yeni kesiciler oluşur. Evet. Ondan sonra acemi hastaneler öyle derler işte. Ben acemi kasap demeyeyim de bu yeni kesiciler genelde büyük bir kısmı bir yerlerini keserler, hastanelerde hep görürüz değil mi? Yani. Hep bu manzaralarla karşılaşıyoruz. İşte onun için ehil insanlara kurbanlarını kestirmeleri hem kurbanı kesme yönünden avantajlı olacak hem de vatandaşlar bu tip olaylarda yaşamamış olacaklar. Burası çok önemli. Evet. Ne kadar istesek de istemesek de köylerde birkaç kişi bir araya gelecek işte derler ya, eli bıçak tutan evet. kurbanı kesme. Aralarında en deneyimlisi belki. Evet, öyle yapacaklar. İşte zaman gösteriyor ki bu ilerleyen trend bunların da kalkacağını gösteriyor. Çünkü uygun kesim yerleri mesela dediğim hijyenik, her türlü şey imkana sahip kesimhaneler oluştuğu zaman vatandaşlar artık kesimdeki bir takım sıkıntılarını bir tarafa vurup buralarda kestirmeyi yönlenecekler öyle tahmin ediyorum. Hem kolay hem de daha avantajlı.
Ve bazı sakatlanmalar, yaralanmaların da önüne geçilmiş olacak tabii aslında. O, çünkü oradaki kesiciler bu işin uzmanı olan kişiler olduğu için bir de kesim için gerekli tüm imkanlara sahip bir kesimhaneyi düşünelim. Çünkü örneğin şimdi kesimhane hayvanın yerde değil de askıda kesilmesi hem kanının akması bakımından avantajlı. Çünkü kesilen hayvanın kanı tam akıtılmasa ileride bir takım şeyler oluşmaya başlayacak. Çünkü etin kalitesini de bozacak. Ama şimdi köylerdeki kesimler genelde yerde kesim olduğu için yeterli miktarda kan akmadığı için kanda üremenin çok yoğun olduğu bir ortam. Çünkü dinimizin verdiği bir şey var. Kurbanı keserler. Tabii bizler de öğrendiğimiz kadar, bildiğimiz kadarıyla üçe taksim ederler. İşte birini kendisine şey yapar. Bir bölümünü dağıtır. Bir bölümünde işte tanıdıkları şununla bir de yer diye söylenir. Ama son zamanlarda tabii et fiyatları artık malum. Akşam yine haberlerde bahsediyordu. İşte 35-40'lara falan çıkmış. Evet. Bunu gören vatandaşların büyük bir kısmı işte etlerini kurbanda belli bir süre için saklama gereğini hissederler. O da ayrı bir boyut tabii yani. O ekonomik bir sıkıntı. Evet, o, onunla ilgili de ayrıntıları da alırız sizden yani ilerleyen şimdi, dakikalarda. Yani, bunun da mutlaka ki şartları var. Hijyenik koşullarda saklanması gerekiyor. Uzun zaman çünkü saklandığı olabiliyor bu etin. Evet öyle yani. 6 ay, 1 yıl bekletenler, kurbandan kurbana bekletenler de oluyor. Tabii o kadar değil. 6 aylık bir süre yeter. İsterseniz ben ondan da bahsedeyim evet, biraz. Buyurun efendim. Yine bu etleri küçük parçalar halinde. İşte yağlı poşetlere sarıp buzdolabında saklamak daha avantajlı. Evet, dondurarak saklamak. Dondurarak. Çünkü artık derin dondurucular bütün evlerin hepsinde var. Normal şok yaptıktan sonra derin dondurucu da bir 6 aylık süre içerisinde şey yaparlar. Bundan sonraki bir sıkıntısı. Ne kadar kesimde kanına akıtılmaya çalışsa dahi bir miktar kan mutlaka etin içerisinde kalacaktır. Bizim buradaki tavsiyemiz de işte yerde kesimdeki kan miktarının fazla olduğu için o süre içerisindeki oluşacak sakınca daha fazla. Evet, şimdi küçük asarak kesmekte yani fayda var. Kanının tam akıtılması gerekir. Ondan sonra bu saklama pozisyonunu herkes işte donduruyor. Ondan sonra buzdolabında saklıyor işte derin dondurucusunda. Şimdi kimi vatandaşlar işte küçük parçalar olmasının nedeni onun için bahsediyorum. Büyük parça olduğu zaman eksi 35-40'larda şoklanmış bir et, eksi 18-20 derecede derin dondurucuda saklandığı zaman bir büyük parçayı düşünelim, aldı, kullanması için dışarı çıkardı, çözdürdü bunu, evet. Hepsini kullanamayacak. Ne yapıyor vatandaşlarımız? Tekrar bir kısmını oluyor. Kullanıyor, tekrar yapıyor. Sıkıntı burada başlıyor. İşte küçük parçalar mesela bir yemeklik yapacak parçalar halinde saklarsa onu çözdürecek, onu kullanacak, tekrar buzdolabına atma şansı olmayacak. Hem kendi avantajlı olacak hem de dondurulmuş, çözdürülmüş, tekrar dondurulmuş etin arasındaki yani sıkıntıyı da ortadan kaldırmış olacak. Buraya çok dikkat etmeleri gerekir vatandaşların. Genelde problem buradan kaynaklanıyor. Tekrar i̇şte, dondurmamak gerekiyor kesinlikle. Değil. Yani işte kullanabilecek olduğun evet. kadar eti çözdüreceksin. İşte kullanabilecek olduğun miktarlardaki etleri poşetleyip buzdolabında saklayacaksın. Evet. Peki burası efendim, çok önemli. Dondurucudan ziyade bir de kullanılan bir yöntem var ki kavurma yöntemi. Bu evet. ne kadar süre saklanabilir? Bu yöntemle de saklandığını biliyoruz etin. Ne kadar sağlıklı ya da ne kadar süre kalabilir kavrulmuş bir et? İyi. İyi kavurma yaptıkları sürece sıkıntı yok. Ama şu da bir gerçek, o kavurma eskiden çok meşhurdu evet. yani kurbanda kavurma olan. Şimdi artık pek o kadar kurbanda kavurma yapacak pozisyon kalmadı. Çünkü yine yapmak isteyenler eti iyi pişirmeleri gerekir. O kavurmanın et yağ oranını iyi ayarlamaları gerekir. Ondan sonra işte yine aynı et dondurduğu gibi dondurup şokladıktan sonra normal eksi 18-20 derecede tutabilirler. Yani. Evet yani bu yöntemde kullanılabilir ama daha evet. çok tercih edilen dondurucular günümüzde. Evet son zamanlarda şimdi bu artık moda mı diyeyim yoksa teknolojide mi artık gelişti.
Bütün evlerde şok var, şoklu buzdolapları. Şokladıktan sonra da -18'de tutma imkanına sahip hepsi. Evet, diğer gıdalarda da yapılıyor, balıkta hepsine, da yapılabiliyor. Özellikle balıkta da çünkü, burası sahil bölgesi olduğu için Samsun, Karadeniz'in balıkçılık merkezlerinden birisi. Bu halkın da tabii her yörenin halkının bazı damak tadı ve alışkanlıkları vardır. Şimdi çok çeşitli balık olmasına rağmen palamutta bu yöntem çok denilir. Palamutu alırlar, işte dondururlar, işte 3 ay, 6 aylık bir süre içerisinde tutarlar buzdolabında. İşte onun gibi. Yani, şimdi son zamanlarda işte konserve, meyveler de şoklama de yapıp yine tutulmaya başlandı. Bu belki bir gereksinim, belki bir ihtiyaç. Ama tabii halkın bakışı. Ha bir de şu var şimdi, Karadeniz bölgesinde dondurulmuş olaya geldiğimizde balıkta şoklanıp piyasaya arz edilen ürünlerin de verilmemesi gibi bir şey de var. Evet, bir ön yargı da var aslında bu ürünlere karşı. Ama bunu ön yargılı olanlar bilmediği bir nokta var. Örneğin işte büyük su ürünleri tesisleri var. İşte balıkları mevsiminde, bolluğunda alıp, temizleyip, şoklayıp işte 4-5 ay sonra tekrar vatandaşa satma eğilimine gidiyor. Buna halkımızın yaklaşımı biraz şeyli, mesafeli yani istekli değil. Evet. Ama halkımızın görmediği bir konu var. Doğru olabilir, belki damak tadında olabilir ama palamutu alıp kendin evde şoklayıp da dondurduktan sonra yiyebiliyorsan onun da onunla hiçbir farkı yok. Yani. Evet. Çünkü kendisi palamutu alıp şokluyor. Çözdürüp kullanıyor. Tesis bunu daha iyi şartlarda, daha hijyenik şartlarda şokluyor. Size sunuyor. Daha kolay ya. Yani. Size en azından bir ekonomik külfetten de kurtarmış oluyor. Çünkü elektrik falan harcıyor seni şoklar. Ama tabii zaman içerisinde tabii bunlara şey yapılacak. Belki halkımız alışkanlık gösterecek. Belki kültürümüz oraya doğru gidecek, böyle bir alışkanlığı kazanacağız. Evet, zamanlarda bununla ilgili bir ilerleme de olduğunu var, görebiliyoruz. Var. Çünkü ne kadar şey yapsak da evlerimizde bunu yapıyoruz. Evet. Yani yapmayan kimse yok. Evet, şimdi kesim öncesi ve kesimde dikkat edecek hususlardan da isterseniz ben biraz bahsedeyim. Evet, değil mi? Bunun da bazı bölümleri var sanıyorum. Derinin yüzülmesi ya da iç organlarla ilgili bazı durumlar var. Onları da aktarmış olalım bizleri izleyenlere. Şimdi ilk başta bahsettiğim gibi genelde işte Kurban Komisyonu'nun tespit ettiği işte Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan ruhsatlı kesimhane ve kesim ve de tespit edilen kesim yerlerinde kurbanların kesilmesi. Kesilecek bu yerlerde neler olması gerekir? Genelde kesimhanelerde herhangi bir sıkıntı yok. Mutlaka suyun olduğu bir yer. Ama kurban kesim yerlerinde mutlaka suyun olması gerekir. Çünkü kan olayı var. Ete bulaştığında yıkanması gerekir. Su olmayan yerlerde bunu yapıldığı zaman bahsettiğim gibi kanın zaman içerisinde bir takım mikroorganizmalar üremelerine ortam sağladığından kaliteli eti kalitesiz hale getirebiliriz. Bu çok önemli. Su çok önemli kesim yerlerinde. Bir de kesilecek olan hayvanların son zamanlarda şimdi halk sağlığı, hayvan sağlığı, ondan sonra hayvan refahı diye bir olgu da gelişti. Artı çevre sağlığı, temizliği. Hayvan refahı bakımından kesime getirilecek olan hayvanlar yorgun olmaması gerekir. Stressiz olması gerekir. En az 8-10 saat hayvan kesimden önce mutlaka dinlendirilmesi gerekir. Bir de bizim vatandaşlarımızın kurbana karşı bir hassasiyeti vardır. Çünkü genelde biz toplum olduğumuz için hayvanlarla iç içe yaşayan bir toplumuz. Evet, bir bağ bile oluşabiliyor o zamanla. Köydeki şimdi kesimlerde hep işte komşusunun hayvanına ortaklaşa girerler. Hayvana karşı bir sevgi ve vardır, şefkat vardır. Diyelim sabahleyin hayvan kesime gidecek. İşte ne yaparlar? Hayvana işte kesilmeden önce
bol bol yemlemeye çalışırlar. Çünkü sonuçta kesilecek son şeylerini de yesin derler. İşte burası çok sakıncalı. Kesimden en az 12 saat önce hayvana hiç yem vermemek gerekiyor. Evet, 12 saat boyunca hiç yem yememesi gerekiyor. Evet, ama bu süre içerisinde hayvana suyu da verilmesinde herhangi bir sakınca yok. İşte bahsettiğim gibi biz insanlar genelde duygusal davranıyoruz galiba, yemde verebiliriz. İşte bu çok önemli. Ondan sonra hayvanları strese sokmamak gerekir. Hayvanlara iyi muamele yapılması gerekir. Ondan sonra kesimden önce de en az 8 ve 10 saat hayvan dinlenmiş olması gerekir. Evet. Ondan sonra da işte bahsettiğim gibi ehil kesiciler tarafından kesilmesi gerekir. Ne kadar biz şey söylesek de burada köylerdeki kesimler şu anda önüne geçme şansımız yok. Çünkü oradaki bahsettiğim gibi yerde kesim olduğu için istenen seviyede kana akmayacak. Ama temennimiz hijyenik, ondan sonra kurallarına uygun, her türlü imkana sahip kesimhanelerde kesilmesi bizim önerimiz o şekilde. Çünkü kesimhanelerde hem veteriner hekim kontrolü de etler geçecek. Hem de bu işi yapan uzmanlar tarafından kesilecek. Şartları hijyenik, suyu bol, ona göre kesim aletleri de müsait olduğu için hem et kaliteli çıkacak, işte artı ilk başta bahsettiğiniz gibi şey çok önemli, işte ekonomik yönden çünkü yaklaşık 600-700 bin, bilemedin 800 bine yakın, büyükbaş hayvan kesimi yapılacak Türkiye'de. Bu da çok büyük bir rakam. Türkiye genelinde her hayvandan bir tane de deri elde edeceğiz. Ondan sonra işte yan ürünler kellesi işte sakatat diye tabir ettiğimiz ürünler. Ondan sonra ayakları, şunları, bunları, tırnaklar hepsini sayarsak bu büyük bir külfet yani. Miktarı, hacmi yüksek. Çünkü deriler sonuçta ne oluyor? Genelde işte hayır kurumlarına, bir takım yerlere bağışlar yapılıyor. Evet. Bu güzel bir olgu. Ama şimdi deriyi deri şekline getirip de bu bağışları yapmak gerekir. Şimdi genelde modern kesimhanelerde kesildiği zaman deriler hep makine tarzında yüzüm olduğu için deride zayiat yok denecek kadar az oluyor. Evet, bu çok önemli bir nokta değil mi? Yüzebilmek, yine ehil kişiler tarafından yapılmasında fayda var. Şimdi bu yaklaşık işte dediğimiz 600 bine yakın hayvanın büyük bir kısmı da köylerde kesilecek. Köylerdeki kesimlerde hep bıçakla deriler yüzülecek. Bıçaklar çok keskin olması gerekir. Çünkü hayvanı boğazlamada da çok önemli. Deriyi yüzmede. Çünkü bir hayvan kesmeyecekler. Zaman içerisinde yağdan dolayı bıçakta bir körlenme şekillenecek. Mutlaka sıcak suyla yıkanıp belirli periyotlarda kullanmak gerekir. Ama buradaki önemli olan işte bu köylerdeki yapılan kesimlerdeki elde edilen derilerdeki zayiat çok daha fazla. Çünkü sonuçta dönüp dolaşıp bunlar ne kadar bir yere de hayır kurumuna da verilse sonunda bir satılıp değerlendirip bir paraya çevrilecek. Şimdi kaliteli deri ile kalitesiz deri ne olacak? Yani kesilmiş, yıpranmış olan derinin fiyatı ile birlikte hiçbir şey olmamış. Bir derinin fiyatı bir olmaz. Bu birinci aşaması. Ondan sonra ikinci aşama deride mutlaka kan bulaşması olmaması gerekir. İyi yıkanması gerekir. Küçük et parçalarının bırakılmaması gerekir. Ve deriler 6 saatten fazla bekletilmemesi gerekir kesildiği yerde. Çünkü deriyi bugün hayvanı kesti adam 2 gün sonra getirdi verdi. O deride bir bozulma şekillenmeye başladı. Bunun için ne yapılıyordu derilerde? Tuzlama diye bir yöntem var şimdi derilerde. Bunu usulüne uygun yapılması gerekir. Örneğin koyun derileriyle büyükbaş hayvan yani sığır derileri tuzlaması farklı. Koyun derileri koyunun ağırlığının yarısı kadar tuzlanması gerekir. Sığır derisi ise ağırlığının 1/3'ü kadar
tuzla tuzlanması gerekiyor. Evet, bunun sebebi nedir peki? İşte derinin kalınlığıyla alakalı. Yok değil işte. Tabii kalınlığıyla, şimdi koyun derisinin kalınlığıyla sığır derisinin kalınlığı bir değil. Onunkinin alanı daha küçük, diğerinin alanı daha büyük yani. O bakımdan. Çünkü bu tuzlama çok önemli. Genelde az miktarda tuz attığınız zaman yani derilere ne olur o zaman? İyi bir korunma olmaz. İyi niyetten yaklaşımın sonunda kalitesiz bir deri elde edebiliriz. Bu sonuçta bu deri boyutu. Şimdi kellesini alır, değerlendirirler. İşte ayaklarının büyük bir kısmı Türkiye'de hep şeye gider. Çöpe gider. Evet. Normal gelişmiş ülkelerde hayvanın hiçbir parçası ziyan edilmez. Hep değerlendirilir. Buna yönelik mutlaka bir tesisler kurulmuştur. Ülkemizde henüz böyle bir tesisler olmadığı için bu tip yan ürünler hepsi işte çöpe gider. Ondan sonra da ne olur? Çöpte şekillenme, yani çevre kirliliği oluşur. Bir de artı vatandaşların dikkat etmesi gereken bir konu daha var. Bu da çok önemli. Mesela kistten bahsettim olan hastalıklardan. Genelde karaciğer ve akciğerde çok yoğun olur. Hayvanların, kestilen hayvanların büyük bir çoğunluğunun karaciğer kısmen olsa da akciğerlerin büyük bir oranı şey çıkar, bozuk çıkar. Bunu ne yaparlar? Atarlar çöpe. İşte çevre kirliliği boyutu burada başlıyor şimdi. Çöpe atılmaması gerekiyor. Örneğin şüphelenilen bir şey varsa kesimde hemen zaten kurban süresi içerisinde Gıda İl Müdürlüğü ilçeler bazında tüm Samsun'da görevli veteriner hekimler var. Öyle bir şüphelendikleri zaman onlara danıştıktan sonra karar verilmesi gerekir. Artı bunların çöpe atılmaması gerekir. Derin yerlere gömülüp üzeri kireçten döküldükten sonra kapatılması gerekir. Çünkü bulaşıcı bir hastalık olma ihtimali de var sanıyorum değil evet, mi? Evet, zaten hastalıklı kısımlardan bahsediyorum. Evet. Niye bunu söylüyorum? Çünkü ne kadar yüzeysel atılsa da çöplere bütün çevremizde kedi, köpek yaşayan hayvanlar var. Bunlar ne yapıyor? Bunları gidip yediği zaman veya fazla derine gömülerek çıkardıkları zaman hastalıkları yayma riski daha da artmaya başlıyor. Bunu da dikkate alırsa vatandaşlar böyle şüphelendikleri bozuk, hastalıklı kısımları mutlaka derin yerlere gömüp üzerini kapatmaları gerekir. Bu çok önemli. Yani hem çevre kirliliği açısından işte bahsettiğim gibi 200'e yakın zoonoz hastalıklar dedim işte bunlardan bir tanesi de bu. Bunun hem yayılması da önlenmiş olacak. Sonuçta aynı çevrede yaşıyoruz hepimiz. Biz ne kadar düzenli bir kesimde yapsak da diğer taraftan o çünkü kedi köpek hayvanların dolaştığı belli bir çevre var. Yayılma riski artacak. Bu çok önemli. Vatandaşlar bunlara dikkat ederlerse ben kendi açımdan memnun olurum. İşte bahsettiğim gibi derinin kesilmemesi, temiz olarak hazırlanması, evet, tuzlama aşaması. Tuzlama aşaması bir yere bağış yaptıkları takdirde de sonuçta ekonomik bir şeye dönüşecek olduğu için maddi yönden baktığımız zaman hem kendisi kazançlı çıkacak hem ülkemiz kazançlı çıkacak. Çünkü kurbana tek taraflı bakmamak lazım. Az bir hayvan kesilmeyecek. Hem büyük baş hem küçük baş. Etini vatandaşlar tüketecek. Diğer aksamını değerlendirdiğinde devlete bir ekonomi kazandıracak. Evet, aslında değil mi? Hepsi birbiriyle sizin de ifade ettiğiniz iç gibi içe olan, iç içe ilişkili evet. durumlar. O yüzden hepsine dikkat etmekte fayda evet. var. Ya çünkü sonuçta bu şeyler ülke bizim, bu hayvanlar da bizim. Bu hayvanları yetiştiren üreticiler de bizim vatandaşlarımız. Bunu yapan üreticiler bir kar amacıyla bu işi yapıyor. Çünkü büyükbaş hayvan yetiştirmek, küçükbaş kedi, köpek, kuş, balık gibi hobi değil yani. Evet. Bir kar amaçlıdır. Mutlaka ki ekonomik de bir getirisi var.
hem kendisine bu getiriyi sağlaması gerekiyor hem de ülke ekonomisine getiri sağlaması gerekiyor. Çünkü iç içe girmiş bir vaziyette. Evet. Bu vatandaşlarımızı işte burada bilinçlendirmek işte bizlerin görevi. Biz elimizden geldiği kadarıyla yardımcı olmaya çalışıyoruz. Veteriner Hekimler Odası olarak da her zaman bu işe hazırız. Zaten kurbanda görev alacak olan bizim hekim arkadaşlarımız bu konuda ellerinden gelenin en iyisini yapacak olduğunu ben inancı içerisindeyim. Yeter ki vatandaşlarımız danışmayı, faydalanmayı her ortamda, her şartta da bilsinler. Evet, ben bilirim, ben yaparım. O değil, algısı değil. Çünkü, ne yazık ki burada etkili olmuyor. Evet, çünkü ülke sürekli gelişiyor, teknoloji gelişiyor, yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Bunlara da ulaşmanın yolları bu tip uzman kişilerden bilgi almaktır. Evet, mutlaka. Çünkü insan her şeyi biliyorum değil, her an her şeyi öğrenme kapasitesine sahip olduğunu bilmek zorundadır. Çünkü yarın bir başkası senin bilmediğin bir şeyi sana öğretebilir. İnsanın yapısı, hayvandan insanın arasındaki fark bu. Onun için üreticilerimiz hiçbir zaman sıkılmadan, çekinmeden gelip danışıp fikir alabilirler. Çünkü dediğim gibi kurban süresi kısa ama çok büyük bir döngü var. Bu döngü içerisinde en iyi hizmeti verebilmek sadece bu değil, yanında hem ekonomik yönden de bir takım sıkıntıları aşabilmek, hastalık riskinin evet, yayılmasını azaltmak, hep birbirine zincirleme. Onun için bunu dikkat ederlerse, çünkü süre dediğim gibi kurbanın birinci günü, ikinci güne çok az sarkma olacak. Bu az bir hayvan sayısı değil. Evet. Türkiye genelinde Müslüman bir ülkeyiz. Büyük çoğunluğumuz kurban kesen bir toplumuz. Onun için çok dikkat etmek gerekir. İlk başta da söylediğim gibi sağlıklı, bütün donanımı sahip kesimhanelerde ve mezbalarda kurbanlarını kesmeleri bizim açımızdan mantıklı. Evet, tüm toplum açısından değil evet, mi? Evet. Her ne kadar kurbanda buralar yeterli olmadığı için geçici kurban kesim yerleri yapılıyor. Evet. Şimdi bu iki aşamalı. Bazı büyük şehirlerde bu geçici kurban kesim yerleri gerçekten çok modern, küçük mezba tipi yerler yapmışlar. Evet, olabildiğince küçük olmasında fayda var değil mi? Daha yani iyi kontrol edilebilmesi açısından da. Bütün imkanlarına sahip olan evet, yerler var. Şimdi büyük şehirlerde bazen de bu şeyler var. Belediyeler bu tip yerleri kuruyor. Ama Samsun'da böyle bir geçici kesim yerlerinde küçük mini bir mezba şekli yok yani. Evet. Sadece işte kontrollü, işte dediğim gibi bahçede, parkta, caddede, sokakta kesilmesini önleme açısından bu evet, geçici. Bir araya getirebilmek. Bizim amacımız tabii burada tabii yerel yönetimlere de iş düşüyor. Bazı büyük belediyeler bu kesici, geçici kurban kesim yerleri kuruyor. Yani dört dörtlük. Samsun için de bunu temenni ederiz. Belki ileri yıllarda olabilir. En azından geçici böyle bir tane de olsa yeter. Halka hizmettir bu kurbanda. Mini bir mezba şeklinde sadece kurbana yönelik bir yerin kurulmasını ben temenni ediyorum. Siz tabii ki gözlemleriniz doğrultusunda bunu evet, söylüyorsunuz. Veteriner Hekimler Odası Başkanı olarak böyle evet, bir ihtiyaç yani var, var Samsun'da. Öyle gözüküyor. Çünkü niye ihtiyaç var gözüküyor? Her ne kadar kurban kesim komisyonu bir takım önlemleri almasına rağmen hep bu önlemler iyi niyetle. Evet. Halka çok iyi bir hizmet vermek. Şartlarımız belli. Bir kesimhanelerimiz var. İşte mezba dediğimiz yerler, işte bir iki tesis. Bunun dışında başka şeyimiz yok yani. Kurban da bu kısa süre içerisinde bu döngüyü bitirebilmemiz için buralara yönelmemiz gerekiyor. Evet. Yeterli mi? Yeterli olmuyor. O zaman ne olacak? İşte belediyelerin işte görevi, işte bir şey vardır. Halka hizmet, hakka hizmet şeyini düşünürlerse, evet, o zaman kurban da bu örnekleri de var başka yerlerde. Ondan bir tane kurulup sökülüp
kaldırılıyor. Sadece kurbana yönelik bir hizmetini ben veteriner hekimler olarak istiyorum yani belediyeden. Yani evet. Bunu yani küçük belediyeler değil de belli, adresi belli yani hangi belediye olduğunu zikretmeye gerek yok. Çünkü bu bir hizmettir. Söylediğim gibi belediyelerin görevi halka hizmet, hakka hizmettir yani. Bu düsturla giderlerse belki ileriki yıllarda da Samsun'da bunu görürsek mutlu oluruz. Biz mutlu olduğumuzda da vatandaşlarımız da mutlu olur. Evet, çünkü sonuçta sağlıklı bir kurban geçirmektir temelli. Evet, yani. Hepimizin temennisi bu tabii ki. Olumsuzlukların önüne geçebilmek, yaşanacak bazı olumsuzlukları önleyebilmek. Bu da iyi bir adım olacaktır aslında bu olumsuzlukları önleyebilmek yani, adına. Çünkü onu niye söyledim? Çünkü bir önceki kurbanlarda diğer büyük şehirlerin bazılarında bunu kurmuşlar. Evet, örnekleri de mevcut. Örnekleri de mevcut. Portatif bu zaten. Kuruluyor. Çünkü orada bahsettiğim gibi sakıncalı yanlarını yerde kesimden normal rayda, askıda kesimi, parçalanması, soyulması, evet, etin yıkanması çok farklı. Şimdi köyde yerde kesecek adam suyu pek o kadar bol kullanamayacak. İster istemez çevreden kirlenme olacak. O kirlenme sonucu bir bulaşma şekillenecek. Ama bu dediğim sistem kurulduğu zaman, belli bir düzen konduğu zaman hem seri bir kesim oluşacak, hem vatandaşa da bir hizmet yapmış olmanın belediye başkanı huzurunu yaşayacak yani. Benim bakışım o. Evet. Bilmiyorum yanlış mı bakıyorum. Örnekleri de var. Önemli olan yaklaşım, düşünce, bakış açısı. Ha, bunu derken şimdiki belediye bunu niye yapmadı anlamında demiyorum. Temennimi söylüyorum. Çünkü bu bir maddi götürüsü vardır. İmkanları belki şimdi yoktur, ileride olur ama gidiş trendi Samsun, Karadeniz'in en büyük illerinden birisi. Tabii Karadeniz'de bir takım büyük şehirler daha oldu ama en eski büyük şehirlerinden birisi. Evet. Kendine yakışır bir şeyin oluşturmasını temenni ediyorum. İnancım da var yani olur diye düşünüyorum. Çünkü sonuçta bir hizmettir. Mutlaka ki bizler de katılıyoruz temennilerinize. Umarız bir an önce böyle bir durum söz konusu olur diyelim bizler de. Bu kurbanda olmadı. Belki evet, bundan sonraki kurbanlara bizi duyan olursa inşallah olduk. Biz şeyimizi söyledik, düşüncemizi, fikrimizi açıkladık. Olabilirliğinden bahsettik. Çünkü olmayacak bir şey yok. Sadece tek bir şey var. Onu da bahsettiğim gibi ekonomik boyutu. Evet. Artık büyükşehir eskiden 3 ilçeyi kapsıyordu. Şimdi 17 ilçeyi kapsayacak. Büyük düşünsün artık ya. Evet. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz anlattıklarınız için, burada ederim, olduğunuz için. Son olarak temennilerinizi alalım sizden isterseniz. Öyle kapatalım programımızı. Neler ifade etmek istersiniz? İlk başta da söylediğim gibi kurbanda süre kısa. Vatandaşların yani bir yerlerini kesmeden sağlıklı, huzurlu, mutlu bir şekilde sağlıklı et elde edip kurbanlarını, dini vecibelerini yerine getirmelerini temenni ediyorum. Yine bu vesileyle başta söylediğim gibi tüm halkımızın Kurban Bayramı'nı şimdiden kutluyorum. Her şey gönüllerince olsun. Üreticiler hayvanlarının hepsini satabilsinler diye temenni ediyorum. Çünkü genelde kurbanda bir kısım hayvan satılmaz, geri döner. O duruma düşmesinler, satsınlar. Ondan sonra kurban kesenler de gönülleri huzurlu bir şekilde bu dini vecibesini yerine getirsin istiyorum. Şimdiden tekrar hepsinin Kurban Bayramı'nı canı gönülden kutluyorum. Çok teşekkür ederiz efendim. Bizler de çok sağ olun. Evet değerli izleyiciler, Veteriner Hekimler Odası Başkanı Sayın Mahmut Çetinkaya'yı ağırladık bugün stüdyomuzda. Kurban Bayramı ile ilgili değerlendirmelerini aldık kendisinin. Ve gerçekleştirdiğimiz sohbeti burada noktalandırıyoruz. Bir başka konuk evi programında yeniden görüşmek dileğiyle diyoruz sizlere. Hoşçakalın.